Herkese yeniden merhabalar. FM24 Beşiktaş kariyerimizde kaldığımız yerden devam ediyoruz. Şubat ayının sonuna gelmiştik en son sizlerle. Young Boys maçımız var. Antalya, Karagümrük ve Trabzon maçlarımız var. Hemen ilk maçla başlayacağız. Sistem hazır. Getson yerine Kamada, Salih yerine de Onana ile çıkacağız orta sahada. Oyuncularımıza her zamanki gibi güveniyoruz. Ve galibiyet alıp tur alacaklarına inanıyoruz. Bakalım inşallah başarabilirler. İlk pozisyon bu Bakar Ture'ye döndük. Ture oynuyor bir de. Evet onu söylemeyi unuttum. Almamı Ture. O da oynayacak ki satışını gerçekleştirebilelim değil mi? Chamberlain. Kamada. Rebic. Müsait pozisyon. 1-0. Bravo beyler. Daha ikinci dakikadan golü buluyoruz. İlk maçta Young Boys kalecisi bizi çok fazla zorlamıştı. Ama bu maçta ilk pozisyondan golü yerek bizleri sevindirdi. Umarım böyle de devam edebilir. Ture sarı kart gördü. Ah be abi. Daha ilk maçında yapmış şu hareketleri. Uzun bir kaleci atışı izleyeceğiz eyvah çok kötü arkaya sarktılar bir bir kötü oldu talihsizlik yani yapacak bir şey yok genel skorda 2-2'lik eşitliği yakaladık bakalım devam edecek mi böyle güzel çıktık Masako Ture ile paslaşıyorlar sürekli Rebiç Abu Bakar Kamada ana vurdu 2-1 yapıyoruz Bravo beyler Gayet güzel süpersiniz çocuklar Kamada'nın asistinde ana'nın golünü izledik Dar alanda oynuyorlar bu arada ya Bir tık geniş alana çıkabiliriz bence Hadi bakalım bir deneyelim şansımızı Yani ilk yarıda bitecek 2-1 üstünüz Böyle devam etmemiz lazım artı 3 Evet ilk yarı bitti İyi oynuyoruz ama daha iyi oynamaya ihtiyacımız var diyerek Motivasyon sağlamaya çalışalım İnancımızın da tam Olduğunu bildirdik Umarım ikinci yarıda da yüzümüzü kara çıkartmayacaklardır Geliyoruz bu arada Chamberlain Kaldırdı arkaya Rebic yine sakatlanmış Masako Kama'da vurdu 3-1. Bravo beyler. Evet Rebic'i alacağız abi buradan. Ee, buraya Emrecan Bulut gelebilir bence. Terse bir kişi daha alsak aslında Cenk olabilir. Hiç fena bir fikir olmaz. Kama'da aslında yorgun ama oraya alabileceğimiz hiç oyuncu yok. Salih'i e atabiliriz belki. Hadiz yerine Necip olabilir. Şimdilik 4 kişiyle devam edebiliriz. Gayet güzel. Süpersiniz çocuklar diyelim ama tabii Necip'i burada savaşçı orta saha savunma olarak oynatacağım. Çünkü çok çok daha iyi yapabileceğine inanıyorum o rolü. Yani önümüzde daha yarım saatlik bir periyot var. Tehlikeli bir hareket yaptık. Bayağı oyuncu değiştirerek. Cezasını çekmeyiz umarım Hadi beyler yapabilirsiniz Gerçekten bitti bir şey kalmadı Ton bir değişiklik hakkımız var Onu da kullanabiliriz ama kimi alacağız Semih kılıç alasım var Evet romantizm yapacağım biraz Avrupa sahnesinde tecrübe kazanmaya devam etsin istiyorum Umarım burada iyi performanslar göstererek Yüzümüzü kara çıkarmayacak Hatta bir gol atsa çok da güzel olur Yine bir köşe vuruşu Yasse Kamara Alamaz mıyız? Oper, Mert bravo. Evet, daha fazla hücumu düşünecek şekilde oynayacaklarmış. Salih çok güzelsin. Emrecan Bulut, sakin ol kardeşim. Sakin, gayet güzel. Gayet güzel. 4-1 oldu. Semih gol attı. Aslanım Semih be. Sakatlıktan döner dönmez şöyle bir 15 dakika oynasın istedim. Ve golle dönüş yapması gayet sevindirici oldu. 4-1 öndeyiz. Penaltı kazandılar. Sağlık olsun. Biten. Topun başındaki isim. Mert'e güveniyoruz. Mert bravo Mert. Harikasın Mert. 90 +3. Ve evet turu geçen taraf Beşiktaş oldu. Bence yine alnımızın akıyla güzel bir turu geçmeyi başardık. Sağlıklı bir futbol ortaya koyduk. Ve turu almaya gerçekten hak kazandık diyebiliriz. Sreviç yine 1-2 gün sakatlık problemi yaşarken Kamaada da gayet güzel performansıyla yüzümüzü güldürdü açıkçası. Bakalım bir sonraki rakibimiz kim olacak? Lili çektik. Eyvah. Yani hakikaten 16'da kötü bir rakip çektik. Fransa'nın biliyorsunuz önemli ekiplerinden bir tanesi. Yani daha iyi ne çekebilirdik diye bakıyorum. Bayağı bir rakip varken gidip yine zorlu bir rakibi biz çektik. Yapacak bir şey yok. Çıkacağız aslanlar gibi oynayacağız. Zaten diğer takımlara baktığımız zaman Fiorentina, Aston Villa, Real Betis, Lille, AZ Alkmaar desek. Yani 5-6 tane böyle dişli rakip var. Fenerbahçe, Beşiktaş iyi götürüyoruz aslında. Hem Türk ekipleri olarak hem de karşılaştığımız rakipleri hesaba katacak olursak. Bence hiç de fena gitmiyoruz şu ana kadar. Haydi bakalım bir sonraki maça doğru ilerleyeceğiz. Antalya ile maçımız var. Ondan sonra yine ciddi bir araya gireceğiz. Bu karşılaşmada hakikaten galibiyete ihtiyacımız var. Her zaman aynı şeyi söylüyorum biliyorum ama. Gerçekten kazanmak zorunda olduğumuz bir başka karşılaşmaya çıkacağız. Çünkü Lig'de liderlik yarışı kıran kırana devam ediyor. Yani bir Galatasaray bir Trabzon bir Beşiktaş liderlik koltuğuna oturuyorlar. Hatta Lig kupadan tasdikleyelim. Evet yani Trabzon'a yine bir 3 puan fark atmış olsak da Galatasaray 65. 5 puana çıkarak e, şu anda lider götürüyorlar. Son haftalara kadar ben bu mücadelenin devam edeceğini düşünüyorum açıkçası. O yüzden bir tık kendimizi toparlamamız bu maçla galibiyet alarak başlarsak güzel olur. Hemen taktik toplantısı takım seçimi deyip Tayfur'u alayım. Türe yerine burada Pongracic oynayacak. Mecbur oynayacak. son Fernandes iyileşmiş. Onu da alalım. Semih'i de alalım. Oynamayanları da çıkarttığımız zaman kim kalıyor? Evet Oğuz Aydın kalıyor. Onu da kömeç yerine alıp şurada bu maç değer değerlendirebiliriz bence. Haydi çocuklar. Tayfur sağ bekle mi oynayacak? Onda emin miyiz hocam? <laughs> Ee, Rozier cezalı çünkü. Amartey, Pongracic, Masako. Aa burada da değişiklik yapabiliriz. Bir saniye şuraları da bir düzeltmiş olayım da. Evet bildiğimiz kadroya çıkmış olalım değil mi? Hatta burada ona istinaden Oxide Chamberlain'e devam edebiliriz. Hadi bakalım. Yine önemli bir maç. 3 puan ihtiyacımız var. Ligin zirvesine çıkabiliriz. Haydi çocuklar diyerek motive ediyoruz. Umarım kazanacaklara başka çareleri yok. Haydi bakalım ilk pozisyon. Rövic. Salih. Bir maç ara vermişti. Getson'la beraber tekrar Rebic. Abu Bakar bravo. Daha ikinci dakikadan 1-0 öne geçiyoruz. Gayet güzel bravo çocuklar diyelim. Galibiyette yeniden ligin zirvesine oturma şansımız var. Tabii rakiplerimizin berabere kalmaları ya da yenilmeleri gerekiyor derken. Halil Dervişoğlu ile Galatasaray 1-0 yaptı. Akabinde Icardi 6. dakikada 2-0 yaptı Sivas karşısında. Yani bu hafta da kovalamaca devam edecek. Biz 2. sırada kalacağız. Tabi bu söylediklerim kazandığımız takdirde gerçekleşecek senaryolar. Yani takılmak söz konusu değil bizim adımıza. Yine bir korner vuruşu. 2-0 oldu. Kim attı? Abubakar attı. 29. golü bu sezon. Çok önemli bir istatistik, önemli bir başarı içerisinde Abu Bakar. Takımımızın gerçekten de ihtiyacı olan golleri atan yegane oyuncularından bir tanesi. Dikkat edelim. Ömer vurdurmasaydık iyiydi ama 2-1 yakaladılar. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Duran toplara pek çare olunmuyor maalesef. Yani top dönüyor bir şekilde vuruyorlar golü buluyorlar yapacak bir şey yok. Şimdi dikkatli olmamız lazım. Bravo Mert Veysel. Mert'te kaldı top. Haydi Mert. Sağ kanadı düşünüyoruz. Getson. Kendi gitti vurdu. Eito'nun bir müdahalesi var güzel. Köşe vuruşu. Hadza Ahmetovic. Öndürek'te Ufuk karşılayan isim. Aman beyler. Salih bravo. Evet ilk yarı bitecek. İyi götürüyoruz. iyi götürüyoruz beyler. Bozmayalım. Masaku yorgun biraz. Sreviç yorgun. İkinci yarıda onları almayı düşünebiliriz ilk etapta. ne yani diyelim konsantrasyonumuzu kaybetmeyelim çocuklar diyelim. Böyle devam etmenizi istiyoruz diyelim. Ve hemen ikinci yarıya çıkalım. Hadi bakalım. Volantin'in yanına savaşçı orta saha kullanıyorlar. Yani. Evet. Yine bir duran top şansı. Ee, burada bir bug var ya galiba. Bazen takılıyor böyle uzun süre. Baksana kullanmadı bir türlü derken üçüncü gol geldi. Acaba bu kadar çok bekliyorsa gol oluyor mu? Diye bir çıkarım yapmalı mıyız ya bilmiyorum. Gerçi güncelleme gelecek oyuna çok fark etmez ama biliyorsunuz bir güncelleme daha bekliyoruz. Bol Manager 24'e. Content Update olarak geçiyor. 4-0'ı da bulduk bu arada düzeltiyorum 4-1'i bulduk. Content Update'de de neler var? Ee, aslında oyunun bug ve sorunlarına fixler var. Düzeltmeler var Onlarla alakalı bir güncelleme gelecek yakında demişler. Ne kadar yakında bilmiyorum. Belki de siz bu videoyu izlerken çoktan gelmiş olabilir. Ben biliyorsunuz aylardır stoklayarak video gönderiyorum. Yani bu ne demek? Ben çekiyorum mesela oturup hafta sonu 6-7 tane video. Hafta içi editleyip editleyip öyle atıyorum. Böyle Beşiktaş gibi FM'de kariyer yaptığımız ya da Stis Skylines gibi şehir seyirleri yaptığımız bölümlerde de acele etmemeye çalışıyorum. Yani 10-15 tane biriktiriyorum. 10 tanesini editliyorum mesela. O şekilde upload etmeye başlıyorum. O yüzden siz bu bölümleri izlerken belki ben Beşiktaş'ın ikinci sezonun ortasında falan oluyorum yani. 3 aşağı 5 yukarı durum biraz böyle. Orada muhabbete daldık. Değişiklik yapmayı unutmayalım. Emrecan Terzi'miz gelsin. Rebiç yerine burada Emrecan Bulut alıp terse Oğuz Aydın'a atabiliriz. İleriye yine Semi hamlesi yapacağım ve Salih yerine de Onana'yı atalım bakalım hadi. Onana da bayağıdır sessiz sakin takılıyor. Onun da biraz katkı sağlaması elzem. Gerçi 4-1 yakalamışız ya. Yani çok önemli değil. Skor da önemli olan tabii ki de oyuncuların kendilerini toplaması maç kondisyonu elde etmeleri öyle değil mi? Kötü bir şut geldi. Taçtan geldi ta. Elton. Uzun oynadı. Ufuk. Ömer. Güray Tayfur bravo Oğuz Aydın İyi oldu ya Oğuz'u ucuza rotasyon almamız. Get sonurdu 5-1. Bravo çocuklar. Tam da Oğuz'u överken golü bulmamız çok manidar oldu. Önemli bir skor yakaladık yine. Gerçekten bol gol atarak 3 puana uzandık. Aferin çocuklar diyeceğiz. Puan durumu nasıl? Galatasaray berabere mi kaldı abi? Galatasaray 2-0 öndeydi. Evet 2-2 berabere kalmışlar. Bak çok güzel bir şekilde puan kaybetmişler. Yine liderlik koltuğuna oturduk. da 4-0 kazanmış. Yani o da hakikaten liderlik için sınırları zorluyor, şartları zorluyor. Dediğim gibi kıran kırana bir mücadele geçiyor şu anda Süper Lig'de ve böyle geçmesini bekliyoruz. Gayet keyifli, zevkli geçiyor şu anda. Burada yine Duran Top antrenörlerimiz de geldiler. Evet. Ya yani burada en verimlisi bu arkadaş gibi ama işte taktiksel bilgi birikimi vesaire zayıf. Şöyle iki yıl evet benim için de çok uygun bir anlaşma olur. Kısa süreli bir anlaşma yapacağız daha iyisini bulana kadar. Daha iyisini de ikinci sezonun başında bulmaya çalışacağım. Bakacağım yani o birinci sezonda ikinci sezon arasında değerlendireceğim. Necip virüs mü? Hemen eve gitsin. Onur. Onur da mı yakalan? Onu da eve gönderdik. Şimdi şurada küçük bir aramız var değerli arkadaşlar. Yine şöyle ikisine kadar bir tatile çıkacağım. Gelince görüşeceğiz. Evet yeniden birlikteyiz. Kara günlük deplasmanına çıkamıyoruz. Çünkü çok fazla yabancı oyuncumuz varmış. Hemen Emre atıyorum abi. Evet hazırız ve nazırız diyerek sahaya çıkış yapıyoruz. Beyler formumuzu devam ettirin lütfen deyip gönderdik oyuncularımızı başarabilirsiniz de diyelim. Bakalım başarabilecekler mi Masako? Getson. Harika girdik 1-0. Bravo Getson Fernandes. Bazen böyle oyuncular tek başlarına bir şeyler yapıyorlar ya izlemesi çok keyifli oluyor gerçekten. Bu hissiyatı özellikle gerideyken veya hakikaten kötü bir performans sergiliyorken görmek de bence çok önemli. Bu alanda Fernandes'in takımımıza kattıkları çok değerli diye düşünüyorum. Biraz sakatlık sorunu var Fernandes'in. O yüzden e, önemli bir teklif alırsak Fernandes'le alakalı şöyle gözümüzü gönlümüzü şenlendirecek bir teklif. Kendisini göndermeyi ben düşünebilirim açıkçası. Bir Mayıs'ta göremiyorum. Sonuçta orada artık Kamada seçeneğimiz var. Mutlaka ka Türk takviyesi yapılacak. Hem bir kanat hem bir orta saha hem de bir stoper takviyesi olması lazım. Sol beke bir Türk düşüncemiz var. Kaleciye var. Hakikaten çok transfer yapmalıyız ama elimizden geldiğince de bu transferleri ekonomimizi boğdurmadan, ekonomimizi zarara sokmadan yapmalıyız. Bunların hepsi tabii bir plan. şimdi Beşiktaş kariyerine başladık, iyi de sürdürüyoruz ama Avrupa'da bir başarı gelirse erken final yapmış olacağız ve bence güzel transferlerle iyi hamlelerle erken filan yapmış olacağız. Aynı Fenerbahçe kariyerinde olduğu gibi. Ondan sonra da ne olur ben size söyleyeyim. Bir iki haftalık mola veririz kanalda. Yani Beşiktaş'la Avrupa'yı kazanırsak eğer. Ve o arada bir ready or not yaparız. FPS, tactical, shooter tarzında bir oyun var. Çok güzel böyle SWAT gibi. Eskiler bunları iyi bilirler. Yani eskiler dediğim ben mesela 31 yaşına basacağım neredeyse. 2-3 ay kaldı. Benim yaşıtlarım SWAT oyununu iyi bilirler. O anlamda eskilerden bahsediyorum. O tarz bir oyun var. Onunla alakalı birkaç videomuz var. Onları atacağım. Biraz kanalda değişiklik olur yani size de iyi gelir nefes alırsınız. Hem de bir sonraki kariyerin planlamasını yaparız. Biraz stok yaparız bir sonraki kariyerle alakalı. Hangi takımla açacağım bilmiyorum ama bir alt lig takımı olması için uğraşacağım. Yani ne çok vaktimi alacak ne çok uzun sürecek. Orta şekerli orta vadeli götürebileceğimiz bir kariyer olsun isterim açıkçası. Orada golü de yedik. Güven Yalçın matta. Herkes öldürür hocam sevdiğini. Biraz değişiklik yapalım. Emrecan iyi başlayamadı. Evet. Rebiç'i alamam. Tabii ki de alamam. Nasıl yaparız? Oğuz artı Rebiç yapabiliriz. Onun dışında Salih yerine burada Onana. Evet gene alamıyorum. Ne yazık ki. Ya burada hakikaten sıkıntımız var bu Türklerle alakalı. Şöyle yapabiliriz ama. Onana. Oo pardon bir dakika. Yanlış oldu. Şuraya alacaktık. Onan'a yapacaktık. Bir de da yapacaktık. Hadi bakalım. Üçüncü bölgedeki bütün oyuncularımızı neredeyse değiştirdik. Rozier'le geliyoruz. Kötü bir pas. Atak tazeleme şansı hemen yukarıya açtık. Pongracic. Rebic. Onana. ana. ile oynuyoruz. Rozier. Oğuz Aydın. Kamada'ya vurdurmadılar. Zor. Masako. iyi girdik. 3-1. Bravo Masako. Gayet güzel. Yani o anda boşalan koridoru hemen hızlı bir şekilde doldurdu. Bakın tekrar izleyelim. Çok önemli çünkü bunlar. Nereden nereye geliyor yani? Büyük bir boşluk. E köşeye zaten güzel bir şut. Gayet güzel. Süpersiniz beyler. Aferin size. Hakikaten güzel performans gösterdiniz. Karagürmük deplasmanından da 3 puan alarak çıkacak olmamız bizim için çok değerli ve kıymetli olacak. 90 artı de içerisindeyiz ve evet 3 puanı uzanıyoruz değil mi? Gayet güzel oldu. Bravo çocuklar. Evet Lille maçına az kaldı. 3 günlük bir süre var. İlk maç deplasman mı? Evde mi abi? Evde. Hmm, bizim için zorlu bir mücadele olacak. İyi oynamamız lazım. İyi oynayıp sonuç almamız lazım. Ben 3-1-2-1 civarı bir skor öngörüyorum. Tabi Lille'in ne oynadığına da bağlı olarak değişecektir muhtemelen ama yani bakacağız. Biz onları test edeceğiz burada. Onların evinde olsaydık onlar bizi test edecekti ama biz onları test edeceğiz bu sefer. Bizim için kazanmak çok önemli. Yani Fransa'ya kazanmış bir takım olarak gidersek eğer turu geçme ihtimalimiz çok yükselecektir. O yüzden elimizden geldiğince iyi bir performans göstermek zorundayız. Traşika'da iyileş geçmek üzere nasıl bir takımla çıkacak? Abu Bakar, Rebic, Chamberlain, Kamada, Fernandez, Hadzametovic, Ture, Avante, Rozier, Masaku, Mert. Var mı bir sıkıntı? Yok. Kolein de özellikle sakatlık yaşadığını, kısa süreli sakatlık yaşadığını düşünürsek bence bir sıkıntı yok. Hemen çıkalım. Burada alacağımız bir galibiyet çok önemli olacak. Bizi övenlerin yüzünü kara çıkartmayın beyler diyoruz. Haydi bakalım. Çok önemli bir karşılaşma. 4 küçük 3 1 oynuyorlar. Bir tık geniş alanda biz de oynayabiliriz bence. Umarım kazanan taraf biz olacağız inşallah. Sarı kartları da gördüler. Sol kanada aslında yüklenebiliriz onların Yusuf. Gomez aman aman çocuklar Amartey son anda yetişti gol yiyorduk az kalsın aslında savunma çizgisini öne çekebiliriz bence topa alıp önde savunabiliriz bence bir sakınca olmaz diye düşünüyorum ben ilk pozisyonumuz Masako Rebiç Ah be direkten döndü. Ne oldu abi Rozier faal yaptı. Tüh pozitife de geçtim. Elimdeki bütün imkanları sonuna kadar kullanmaya çalışacağım. Buradan galibiyet almamız çok önemli. Diakite. Hadi beyler çizgiyi bir ileriye alalım artık. Abu Bakar bravo abi. Tek başına aldı topu. Bizde kalsın. Ture. Sakin. Sakin abi. Rebiç. Abubakar 1-0 bravo çocuklar çok önemli bir gol üstünlüğü yakaladık süpersiniz beyler diyelim bu şekilde devam edip farkı açmak istiyoruz çünkü Fransa'da başımıza ne geleceğini kestiremiyoruz açıkçası e, ilk yarı önde kapatmış bir takım olarak soyun modusuna girdik ikinci yarıda da aynı performansı bekleyeceğiz doğal olarak hemen forvetlere de inancımızın tam olduğunu söyleyip ikinci yarıya çıkıyoruz haydi beyler çok daha iyisini yapabilirsiniz istedikten sonra hepsini yapabilirsiniz dedik umarım bizi iyi dinlemişlerdir. Aslında ikinci bölgelerinde çok da dar değil böyle standart genişlikte oynuyorlar. Biz de onların bölgesini oynamaya çalışıyoruz. Gol gelsin. Ah be. Son vuruşa kadar gayet iyi oynadık. Kanat değiştireceğiz bu arada. Adzametovic. Masako. Anında marketli adam. Hemen değişikliğe gidelim. E, Chamberlain yerine vurdu bir oyuncu oynatmalıyız. Ama kim? Muleka'yı deneyebiliriz. Fernandez yerine. Yani iyi de oynuyor. Çok kesmek de istemiyorum. Tek oyuncu ile gidelim. Sadece Muleka'yı alalım. O gerçekten kötü oynuyor çünkü. Tamamen da bravo. Kaybetme başka bir şey istemiyorum. Aa bir get son. Sırtına çarptı ama top yine bizde kaldı. Yine hatası yaptık. İşte bu kadar basit hataları Allah yedikleri gole bak Yoro ile bir anlaşmazlık orada kaleci Şevalyer Ve Yoro Tekrar izleyelim çok garip bir gol oldu Allah Allah çok talihsiz bir pas 73. dakikada golü bulmuş olduk ee, bizim için daha iyi tabii ki yine bir değişiklik yapalım bu arada burada Fernandes'i geriye çekip ileriye Salih'i alabiliriz bence Masaku yerine Tayfur Rozier yerine e, ee, kimseyi alamıyoruz burada Emrecan'ı da alırsak belki olur son olarak da Semih'i alacağım haydi bakalım yemeyelim aman diyeyim diyetini biz ödemeyelim o golün güzel Rebic Beşiktaş gelecek. Getson Fernandes. Açısı da var. Abi nasıl kaçırıyorsun? Çok kötü kaçırdık. Korner kullanacağız. Kamağı da kaldırdı. Amarte'yi vurdu. Şevalye. 2-0. Haydi beyler. Haydi çocuklar. Yani bayağı birinci bölgelerini hapsettik Lille takımını ama bir gol daha atarsak her şey çok garanti olacak gerçekten. 90 artı 4. Evet 2-0 kazanıyoruz. Bence kafi ya. Bence yeterli. Üstelik istatistiklere de baktığımız zaman toplu oynayan taraf Lille'di. fakat daha iyi oynayan taraf Beşiktaş'tı kesinlikle. Bence güzel bir avantajla Fransa'ya geçeceğiz ve benim bu tura olan inancım daha da artmış durumda bu maç sonucunda. Bizim için gerçekten önemli bir maç sonucu oldu. Hemen şöyle fikstüre e dönelim çok da uzatmak istemiyorum değerli arkadaşlar. Yang Koç'la başladık, Antalya Karagümrük ile bitiriyoruz. Bu bölümde bitiriyoruz çünkü Mart ayında kalan diğer 4 maçı diğer bölüme bırakmak istiyorum. Umarım beğendiğiniz, keyif aldığınız bir bölüm geride kalmıştır. Güzel bir noktada sizlere veda edeceğim. Bir sonraki bölümde dediğim gibi Mart ayını bitireceğiz. Bir sonraki bölüm gelinceye dek görüşmek üzere dostlarım. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.